Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, 7-13 Eylül haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, Güneş Başak burcunda ilerlemesini sürdürüyor. 3. evinizi aydınlatıyor şu dönemde. Biraz daha iletişimin hareketlendiği, meraklı olduğunuz, daha fazla öğrenmek istediğiniz, yakın çevrenizde daha fazla belki bağlantı içerisinde olduğunuz bir süreçtesiniz. Bu hafta Güneş'in Oğlak burcundaki Jüpiter'le güzel bir üçgen açısı var. 9 Eylül'de kesinleşiyor ama tabii hafta başından itibaren tesirlerini hissedebiliriz. Bu da genel olarak kendimizi biraz daha güvenli, biraz daha iyimser hissetmemizi sağlayabilir aslında. Her türlü yakın ilişkiden destek alabileceğiniz, bazı özel fırsatlarla da karşılaşabileceğiniz bir hafta. Yani yakın ilişkilerden, eşinizle ilgili, partnerinizle ilgili konular, işbirlikleri, ortaklıklar, yakın arkadaşlıklar. Yani bu hafta bazı özel teklifler almanız, bazı haberler almanız, hatta işbirlikleri adına bazı önemli kararlar vermeniz de mümkün görünüyor. Süre gelen ilişkilerinizde de daha iyimser, daha güvenli bir enerji aktif olabilir. Evet, bu haftadan itibaren Venüs Aslan burcunda olacak. 2 Ekim'e kadar para evinizdeki Venüs kuşkusuz 2 Ekim'e kadar sizi maddi kazançlar bakımında destekleyebilir. Yani daha rahat kazanç elde edebilirsiniz, gelirleriniz artabilir ya da paranızı daha doğru değerlendirme, daha keyifli harcama anlamında Venüs'ün burada size hoş destekleri olabilir. Bu haftanın, hatta 2020'nin en önemli gezegen hareketlerinden biri de bu hafta başlıyor. 10 Eylül'de Mars Koç burcunda retro harekete başlayacak. Evet, bu 14 Kasım'a kadar sürecek bir hareket. Dolayısıyla yaklaşık 2 ay tesiri altında olacağız. Kişisel olduğu kadar aslında toplumsal anlamda da tüm dünyayı etkileyecek önemli bir geçiş. Bununla ilgili detaylı bir video hazırladım sizlere için. Henüz izlemediyseniz lütfen Astrofoni Demet Baltacı YouTube kanalındaki Mars 2020 Retro videomuzu lütfen izleyiniz. Sizin için de önemli olabilir bu geçiş. Çünkü siz de aynen Koç gibi bir öncü burçsunuz. Dolayısıyla Mars Koç burcundayken size güçlü bir açı yapıyor. Ve 10. evinizde şu ara ilerliyor. Aslında bir süredir özellikle kariyer hayatı ile ilgili, iş hayatı olsun, aile konuları olsun, hayatınızda genel olarak sorumluluklar, görevler alanında biraz daha mücadele içerisinde olabilirsiniz. Şimdi Mars'ın retrosu bu mücadele alanlarının biraz yavaşlamasını, biraz belki içselleştirilmesini gündeme getirecek. Yani dışsal atılımlar yerine belki son 1,5 aydır uğraştığınız konularda şimdi gözden geçirmeler yapabilir. Bunları şöyle bir mercek altına alabilirsiniz. Mars tabii enerji ve mücadeleyle alakalı olduğu kadar aslında tüm bedensel olarak da savunma sistemimiz, bağışıklık gücümüzle de alakalı. Ve tabii Mars'ın retrolarında enerjinin kontrolü ve dengeli akımı biraz zorlaşıyor. Bu nedenle kendinize de fiziksel olarak dikkat etmeniz gerekecek. Sağlığınıza özen gösterin. Bağışıklığınızı güçlü tutmaya çalışın. Yani gereksiz münakaşalar, gereksiz çatışmalar, özellikle aile büyükleriyle, çalıştığınız ortamdaki üstlerinizle olabilir. Kariyer alanında gereksiz bazı engeller, yani sizi zorlayacak gecikmelerle, rötarlarla bu dönemde karşılaşabilir. Bir şeylerle daha fazla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Kazalara, sakarlıklara biraz daha yatkın olabilirsiniz. Tüm bunlara 10 Eylül'den itibaren biraz daha dikkat etmek gerekecek sevgili yengeçler. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.